we're blessed with is loads of amazing art and loads of different mediums. He is one of the most successful artists currently working today. If you follow him on social media, he's in a different city every single week doing these huge sort of murals. He always does these very beautiful, powerful women with these amazing sort of colours and patterns. And that is the same tag that he's been doing since he was 11 years old. So he's in his 40s now. When he first began, he's running around the streets of Rio tagging that everywhere. And now, he's able to create artwork like this. Danny Street Fox does his fox face. Every single piece he does his fox face. He's also got a little message. He wants to raise awareness for the urban street foxes. We've got loads of foxes here in London. There's like 20 foxes per square kilometre. Come the evening time, there's loads of them running around. Brick Lane is famous for vintage and retro clothing. We are currently stood on Fashion Street, and that building just up here is the British School of Fashion. Hocam, Doğruç hakkında bu sabah öğrendiklerini kısaca özetleyebilirsiniz. Çünkü ben yaparken bazı önemli detayları seçtim. Sanatçılık merkeziymiş Doğruç. Evet. Burada sanatı türlü, destekliyor, artistleri evet, destekliyor, sokak sanatıyla alakalı mültecileri destekliyor, şey, işçi sınıfı için çok özel bir bölge. Sen biliyorsan bana ne söylüyorsun? Hayır tamam, onları biliyorum. Bilmediğim bir şeyi anlat oğlum bana. Bilmediğim bir şey var. Tutulmamıyorsunuz duvar bölgenizde. Evet evet, burada insanlara düşüncelerini, fikirlerini, zararlarını, ziyanlarını evet, özgür bir şekilde paylaşıyorsunuz. Rahat bir şekilde sağ solu boyayabiliyorsunuz. Bunlar yani kimsenin sıkıntısı yok. Sonuna geldik. Şimdi otele dönüyoruz. Siz için otelde üzerimizi değiştireceğiz. Sonrasında sıra doğru yola çıkacağız. Biraz maçın nabzını tutmaya başlayalım Onur Erdem'le. Onur, unutamadığın Arsenal maçı anın ne? Tottenham 5-4 yenildi. Aaa, çok acayip maçtı ya. 4-4'lük Liverpool maçı. Senin üstüne gitmiyor ama. Sağdan gitmiyor muydun? Beyler, maçtan ne bekliyoruz bu arada? Ben sizin kazanma uçurularını bekliyorum. Tarih yazacak bugün iddialı değil. Chelsea. 2-1 Chelsea. 3-1 Chelsea net. 3-1. Ne diyorsun ya? Arsenal'in yani içinden yani şey fark edeceksiniz. Tahmin diyebiliriz. Dün kazananı kim o? Boran Kulum. Direkt 2-1 dedi. Nokta atışı yaptı. Sonuçta Chelsea. Bir canlı Chelsea. Arsenal'de Arsenal yaptı. Ama burada önemli olan dostluğun kazandığını gördük gerçekten. Opera izler gibi maç izliyor insanlar. Gerçekten evet.
Bir medeniyet. Evet, Furkan son dakikalarda 3. gol gelecek umudunu yaşayan insanlardan. Yine gelecek ama olmadı. O 2 de olur. Hiç sorun değil. Peki ilk maç deneyimi nasıldı hocam Premier Lig'de? Moderndi gerçekten. Elit bir maç. Elitti. Teşekkür ediyorum. Elitti. Hamurcusu biraz üstü. Biraz üşüyoruz. Londra'dan sürprizli havalar. Güzel bir yolculuktu. Maç çok keyifliydi. Benim ilk maç deneyimimdi. O yüzden özeldi benim için. Ekip çok harikaydı. O yüzden bunu sağlayan herkese buradan teşekkür ediyorum. Evet, iki buçuk günlük seyahatin sonuna geldik. Yani A'dan Z'ye baştan sona bence çok keyifliydi. Ekip çok güzeldi. Gittiğimiz yerler çok güzel. Maç deneyimi zaten hakikaten baştan sona King kalıbına uygun şekilde burada gerçekten 2,5-3 gün geçirdik. Sadece maç deneyimi değil, aynı zamanda burada beni en çok etkileyen kısım da Shoreditch'te yaptığımız o yarım günlük tur oldu. Seyahat çok güzel geçti. Şahane 3 gün geçirdik burada. Maçımızı izledik. Çok güzel insanlar tanıdık burada. Şimdi dönme vaktimiz.